Merhaba sevgili arkadaşlar. Bizim okul kanalından herkese sevgiler, saygılar. 4. sınıf matematik dersi çalışma fasikülleri 1. ünite 1. soru. Evet, 1. soru. Öğrencileriyle bu yolda yürüyüş yapan Kerim öğretmen bir oyun tasarlamıştır. Bu oyuna göre öğretmen zili çaldığında her öğrenci bulunduğu noktaya en yakın dinlenme halkasına oturacaktır. Tabloda da öğrencilerin gitmiş oldukları uzaklıklar verilmiş ve bana bunların toplam uzaklığını soruyor arkadaşlar. Hemen bakalım, Mert 685 metre ilerlemiş. Başlangıç noktasından 685'e geldiğimizde, yani şuralarda bir yerdedir arkadaşlar. En yakına oturacağı için 685, 600'e mi yakın, 700'e yakındır. Mert'i buraya yazdık arkadaşlar. Deniz 324 metre gitmiş. 324, 300'e yakındır arkadaşlar. Deniz de buradadır arkadaşlar. Sevgi 503, 500'e yakındır. Doğa 851 metre. Bu da 900'e yakındır. Bana bunların toplamını soruyor. Ben 300'ü, 500'ü, 700'ü ve 900'ü topluyorum. 900, 1600, 2100, 2400. Cevabımız D seçeneği 2400. Evet, ikinci sorumuzda Ayşe ve Ahmet'in karşılıklı sayıları toplamı 8'miş arkadaşlar. Buna göre Ahmet'in kartlarındaki rakamlar birer kez kullanılarak elde edilecek 5 basamaklı en büyük sayıyı soruyor. Öncelikle Ahmet'in sayılarını bulalım. 5'in karşısında 3 var, toplamı 8. 8'in karşısında 0 olmalı, toplamı 8 olması için. 7'nin karşısına 1, 3'ün karşısına 5 ve 4'ün karşısına 4 yazıyorum. Şimdi ben buradaki 3, 0, 1, 5 ve 4 rakamlarını kullanarak 5 basamaklı en büyük sayımı oluşturuyorum. En büyük dediği için 5'ten başlıyorum. Daha sonra 4, sonra 3, 1 ve 0. Sayımızı okuyalım arkadaşlar. Okurken sondan üçerli gruplandırabilirsiniz. 54.310. Cevabımız B seçeneği. Üçüncü soru. Bulutların üzerinde verilen sayıların toplamı 9.900 olduğuna göre sarı renkli bulutun üzerine aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Evet, ben bu sayıların buradaki 5 tane sayıyı toplamam gerekiyor arkadaşlar. Topladığım vakit toplamının 8.832 olduğunu göreceksiniz. Toplamı 9.900 olduğuna göre ben 9.900 sayısından 8.832'yi çıkartıyorum. 8, 6, 0, 1. Cevabımız 1068. Dördüncü soru. 657.839 6 basamaklı doğal sayısının birler ve binler bölüğü yer değiştiriyor. Bölüğü diyor arkadaşlar. Dikkat edelim. Daha sonra her bölükteki rakamlar kendi arasında küçükten büyüğe doğru sıralanıyor. Hemen ben bölüklerini yer değiştiriyorum arkadaşlar. 8, 3, 9, 6, 5, 7 bölüklerin yerlerini değiştirdim. Ve daha sonra küçükten büyüğe doğru sıralıyoruz. Ama bölükler içinde arkadaşlar. Küçükten büyüğe sıralıyorum. 3, 8, 9. Buradaki bölüğü de küçükten büyüğe sıralıyorum. 5, 6, 7. Ve daha sonra bana elde edilen doğal sayının binler basamağındaki rakamın, evet binler basamağı nerede arkadaşlar? Birler, onlar, yüzler, binler basamağı. Binler basamağında 9 var. Basamak değerini sorduğu için 9000. Beşinci soru. Aşağıdaki tabloda bazı illerin 2019 yılındaki nüfusları verilmiş. Bu illerin nüfuslarını büyükten küçüğe sıralamamız isteniyor. Baktığınız zaman hepsinin 6 basamaklı olduğunu görüyoruz. Ben dolayısıyla buradaki 100 binler basamaklarına bakmam gerekiyor. Buradaki en büyük olan Malatya'dır arkadaşlar. Malatya dışında başlayanları hemen ediyorum. Malatya'dan sonra büyük olan Erzurum'dur. Ve cevabımız Malatya, Erzurum. Devam edelim. Daha sonra Sivas var. Sivas. Daha sonra 5 olan Çanakkale var. En son Bingöl 2. Cevabımız D seçeneği.
Evet, diğer sorumuzda 5, 7, 0, 2 rakamlarını birer kez kullanılmasıyla oluşturulan 4 basamaklı en büyük tek doğal sayı. 4 basamaklı olacak, en büyük olacak arkadaşlar. 7 ile başlıyoruz. 7 ile başlıyoruz. Hemen şöyle 7'mi yazayım. Tek dediği için arkadaşlar 7'den sonraki sayılarıma bakıyorum. 0 var, 2 var, 5 var. Dolayısıyla 5 en sonda olması gerekiyor. Ve devam edelim. Geriye 0 ve 2 kaldı. En büyük dediği için 2, 0 olarak yazabilirim. Dolayısıyla bu doğrudur arkadaşlar. Doğru olduğu için buradaki ifademe geçiyorum. 8712 büyüktür. Ortadaki sayıdan o da büyüktür. 3645 sıralamasında noktalı yere yazılabilecek en büyük ve en küçük doğal sayının toplamı. Evet, buraya benim yazabileceğim en büyük sayı buradaki sayının bir küçüğüdür. Yani 8711'dir. En küçük sayı da buradakinin bir büyüğüdür. Yani 3646'dır. Topluyorum bu sayıları. 7, 5, 13, elde var 1, 12. Ne çıktı arkadaşlar? Cevabımız 12.357. 354 dediği için bu yanlıştır. Cevabımız ikinci çıkıştır. 7. soru. Ahmet ve Zeynep kendilerine ait çarkları çevirerek okulun gösterdiği rakamı yazıp bu rakamlardan sayılar oluşturuyor. Buna göre Ahmet'in yazabileceği rakamları birbirinden farklı. Evet, buna dikkat edin. Rakamları birbirinden farklı olacak. 4 basamaklı en büyük doğal sayı. Evet, Ahmet'in sayıları 9, 6, 5 ve 2. Rakamları farklı olacak. 4 basamaklı olacak. En büyük olacak. En büyük olacağı için 9'dan başlıyoruz. 9, 6, 5, 2. Ahmet'in sayısını yazdık. Gelelim Zeynep'e. Zeynep'in yazabileceği rakamları birbirinden farklı. 4 basamaklı en küçük. Burada da en küçüğü sorduğu için 1'den başlıyoruz. 1, 4, 7, 8. Sordu bize, farkını sorduğu için çıkarma işlemi yapıyoruz. 9652'den çıkarma işlemimizi yapalım. 12'den 8 çıktı 4. Burada kaldı 4. 14'ten 7 çıktı 7. Burada kaldı 5. 5'ten 4 çıktı 1. Ve 8. 8174. 8. soru. Aşağıda bazı doğal sayıların okunuşları verilmiştir. Buna göre hangi doğal sayının okunuşu verilmemiştir? 47.000. Evet, buradaki binlikten hemen başlayalım. 47.000. 59. 59 dediği için arkadaşlar hemen buraya 59 yazmayalım. Çünkü buradaki binlik ifadeden sonra buradaki sayının 3 basamaklı olması gerekiyor. Dolayısıyla başına 0 eklemeyi unutmayalım. 0, 59. Evet, A şıkkındakini bulduk. 586.000. 586.000. Hemen 586'ımı yazıyorum. Daha sonra binlikten sonra 210. 3 basamaklı olduğu için hemen 210'umu yazıyorum. Bakalım şıklarda. D şıkkında. 8008. Evet, binlikten önce 8 var. 8'imi yazdım. Binlikten sonra da yine 8 demiş. O zaman ben 2 tane 0 koyduktan sonra 8 yazıyorum. Şıklarıma baktığım zaman 80.008 var. Cevabımız zaten C şıkkı olarak bulduk. Evet, diğer soruda buradaki arabalar fiyatları ve gittikleri kilometreler verilmiş. Eda bu arabalardan en ucuz olan. Evet, fiyatlarına bakıyorum. Fiyatları 57.000, 51.000, 52.000, 55.000 ile başlıyor. Hemen ben binliklere baktığım için en ucuz dediği için buradaki mavi araba Eda'nın arabasıdır arkadaşlar. Alper ise en az yol giden, en az yol kilometre bakıyorum. 8650, 8884, 8400, 8532. Hepsinin binler basamağı 8 olduğu için yüzler basamağına bakıyorum. 6 var, 8 var, 4 var, 5 var. En az dediği için en küçüğüne bakmam gerekiyor. Dolayısıyla buradaki sarı araba da Alper'dir arkadaşlar. Bana neyi soruyor? Aldıkları arabaların hangisinde doğru olarak verilmiştir? Evet, cevabımız zaten Eda mavi.
Alper Sarı olarak buluyoruz arkadaşlar. Buna göre öğrencilerin verdiği aşağıdaki cevaplardan hangisi doğrudur? Bakalım. Sayımız 7395 sayısı verilmiş. En yakın onluğa yuvarlayarak yazınız. Evet, bu sayıyı ben en yakın onluğa yuvarladığım vakit 7400 olacaktır arkadaşlar. İkinci soruya bakalım. En yakın yüzlük. En yakın yüzlüğe sorduğu için 395 en yakın 400'dür yine arkadaşlar. 7400. İki sorumuzun da cevabı 7400'dür. 11. soru. Aşağıdaki 6 basamaklı doğal sayının bazı rakamları silinmiştir. Bu doğal sayıyı bulmak için şu ipuçları verilmiş. Bakalım ipuçlarına. Yüzler basamağındaki rakamın basamak değeri 100'dür. Dolayısıyla buradaki sayımız 1'dir arkadaşlar. Binler bölüğündeki rakamların sayı değerlerinin toplamı 13. Binler bölüğü dediği için arkadaşlar şuradaki 3 sayıdan bahsediyor arkadaşlar. Toplam 13 olduğuna göre 4 var, 3 var. 4 ile 3'ü topladık. 7. 13'ten 7'yi çıkarttığımız vakit burasının 6 olduğunu anlayabiliriz. Doğal sayı oluşturan rakamların sayı değerlerinin toplamı 29'dur. Yani buradaki tüm rakamların toplamı 29 olması gerekiyor. 6, 10, 13, 14, 21, 29'dan 21 çıkarttığımız vakit buradaki sayının da 8 olduğunu bulabiliriz. Bu sayımız 364.187, yani C seçeneği. 12. soru. Üzerindeki rakamların yazılı olduğu balonlar veriliyor. Rakamların toplamı 5 olan balon çiftleri patlatılıyor. Daha sonra geriye kalan rakamlarla 4 basamaklı en büyük doğal sayı oluşturuluyor. Buna göre bu sayının yüzler basamağının basamaktır. Öncelikle ben toplamı 5 olanlar 5 ve 0, 4 ile 1, 3 ile 2. Yani şuradaki balonların hepsi gitti arkadaşlar. Geriye ne kaldı? 6, 7, 8, 9 kaldı bana. 4 basamaklı en büyük doğal sayı oluşturmam istiyor bunlarla. 9, 8, 7, 6. Bu sayının yüzler basamağının, yüzler basamağında kaç var arkadaşlar? 8, 8 var. Basamak değeri hangisidir? 8'in basamak değeri 800'dür. Evet, bu soruda bir abaküs verilmiş. Buna göre A ve B doğal sayıları arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir? Evet. Binliklere bakalım arkadaşlar. Hemen bu sayımı bir oluşturalım. 4000'lik, 300'lük, 2, 4, 6 onluk, 2, 4, 6, 7 birlik. Bu sayımıza bakalım. 3000'lik, 2, 4, 6, 700'lük, 2, 4, 5 onluk, 2, 4, 6, 8. Evet, 8 birliğimiz var. Farkını sorduğu için arkadaşlar ben buradaki 4367'den 3758'i çıkarttığım vakit sonucumu bulurum. Hemen şöyle hızlıca çıkartayım. 9, 0, burada kaldı 6 ve 0. Cevabımız 609. Evet, yine bir abaküsümüz var ve bu abaküsün okunuşunu bize soruyor arkadaşlar. Yüzlüklere bakalım. 5 tane yüzlüğümüz var. 3 tane 10 binliğimiz var. 0 tane binliğimiz var. 2, 4, 6 tane yüzlüğümüz var. 2, 4, 6, 7 onluk. Birliğimiz 4. Zaten sayıyı yazmış olduk. Bu sayıyı sadece okumak kaldı. Okurken şu şekilde üçerli gruplandırırsam 530.674 cevabımız D seçeneği. 15. soru. Aşağıda 0, 2 ve 5 rakamlarını temsil eden semboller verilmiştir. Bu sembollerle oluşturulan 6 basamaklı sayının okunuşunu soruyor. Hemen yerlerine yerleştirelim. Buradaki üçgenimiz 5, burası 2, 0, 18. Okuyalım hemen, üçerli gruplandıralım. 572.018. 572.018 cevabımız A şıkkı. Evet, diğer sorumuza. Burada benim vagonlarım var arkadaşlar. Bunlardan iki tanesini seçerek 6 basamaklı bir sayı yazılıyormuş. Seçilen vagonlarda yazan sayılardan biri 6 basamaklı
yeni sayının birler bölüğünü, diğeri ise binler bölüğünü oluşturuyor. Yazılan bu sayının bölüklerindeki rakamların sayı değerlerinin toplamının birbirine eşit olduğu görülüyor. Yani buradaki vagonların sayı değerleri birbirine eşit. Hemen bakalım sayı değerlerine. Burasının sayı değeri 11, buranın sayı değeri 8, buranın sayı değeri 6, 8, yine 11, 8, 12, 13. Sayı değeri birbirine eşitse benim aldığım vagonlar 1. vagon ve 3. vagondur. 17. soru. Ekrana bir kez dokunulduğunda eş küçük kırmızı karelerden 3 tanesinin rengi maviye dönüşmektedir. Buna göre ekranda 7 kez dokunulduktan sonra ekranda kaç tane kırmızı daire kalır? Evet, 7 kez dokunulduğu zaman ve 3 tanesi rengini değiştiriyorsa 3 çarpı 7, 21 tanesini değişecektir arkadaşlar. Buradaki benim karelerim kaç taneydi? 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. 10'a 10, yani benim 100 tane karem var arkadaşlar. 21 tanesi ben dokununca oldu. 4 tanesi de zaten maviydi. Yani 25 tanesi mavi oldu. 100'den 25 çıktı. 75 olarak bulduk. 18. Aşağıda 6 basamaklı bir doğal sayı ile ilgili bilgiler verilmiştir. Buna göre bu doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? Hemen ipuçlarımıza bakalım. Birler bölüğü rakamları farklı 3 basamaklı en büyük tek doğal sayıdır. Birler bölüğü. Evet, bölük diyor arkadaşlar. Yani şuradaki son 3 sayıyı kastediyor. Rakamları farklı diyor arkadaşlar. Farklı dediği için zaten B şıkkını eledik. C şıkkı olabilir. D şıkkında da aynı var. Eledik. A ve B kaldı. En büyük tek doğal sayı diyor. İkisi de olabilir. 10 binler basamağındaki rakam. Evet, 10 binler basamağına bakıyorum. 2 ve 4 var arkadaşlar. Basamak değeri 20.000. 20.000 dediği için sayımız zaten alt içine olarak bulduk. Buradaki verilen 4 basamaklı doğal sayısı en yakın onluğa yuvarlandığında elde edilen sonuç 3.290. Yani buradaki sayım benim 90'a yuvarlanıyor. 90'a yuvarlandığına göre arkadaşlar buradaki A 5 olabilir, 6 olabilir, 7 olabilir, 8 olabilir ve 9 olabilir. A ile gösteren rakam aşağıdaki hangisi olabilir? Bakalım şıklarda verilen sadece 5 var arkadaşlar. 20. soru. Aşağıda 4 basamaklı 3 doğal sayı ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Buna göre bu doğal sayıların toplamını soruyor. Binler basamağı 5 olan en büyük çift doğal sayı. Binler basamağı 5'miş. Evet, bu sayıda rakamları birbirinden farklı gibi bir ifade yok arkadaşlar bu bölümde. Aynı olabilir. En büyük olacak ve çift olacak. Çift olacağı için zaten birler basamağına ben en büyük çift sayım olan 8 yazıyorum. Diğerleri en büyük dediği için 9 yazıyorum. Buradaki sayım benim 5998'dir. Birler basamağı 2 olan rakamları birbirinden farklı en küçük doğal sayı. Bakın burada rakamları birbirinden farklı olacak. Ve en küçük dediği için ben binler basamağına 1 yazıyorum. Daha sonra 0 yazıyorum. Artık 1, 0 ve 2'yi kullanamam. 3'ü kullanıyorum. 1032. Rakamlar birbirinden farklı. En küçük tek doğal sayı. En küçük dediği için 1 ile başlıyorum. Daha sonra 0. Daha sonra 2. Tek dediği için 3. Şimdi bu 3'ünü toplamam gerekiyor. 1023. 1032. 5000. 998 sayılarını topluyorum. Şuradaki bir arkadaşlar. 8, 10, 13 elde var. 1, 10, 13, 15 elde var. 1, 0 ve 8. Cevabımız 8053. Evet, 21. soruda birinci sayının yüzler basamında rakamın değeri 5 artırılıyor. Yani bu sayım artık 1735 oluyor. İkinci sayımda onlar basamağındaki 3 2 azaltılıyor arkadaşlar. Azaltıldığı için 3019 olacak. Ben 1735 ile 3019'u topluyorum. 9 5 14 elde var. 1 3 4 5 7 ve
4, 4754. 22. soru. Aşağıda 4 rakam veriliyor. Bu rakamlar birer kez kullanılarak 4 basamaklı en büyük tek. Hemen bunu oluşturalım. Tek dediği için arkadaşlar burada bir tane tek sayı var. Bunun mecburen en sonda olması gerekiyor. En büyük dediği için ben büyükten başlıyorum. 8, 6, 0, 5. 8605'tir. Şuradaki ben 5'i sileyim. Yaklaştırayım biraz arkadaşlar. Şöyle 5 yapalım. İkinci sayımda ise 3 basamaklı en büyük çift doğal sayı. Çift dediği için arkadaşlar ben 8, 6, buraya 5 yerine 0 yazmam gerekiyor ve bunları topluyorum. 5, 6, 4, 9. 9465. Evet, 23. soruda bana 4 tane sayı verilmiş. Bir öğretmen öğrencilerinden bu doğal sayıları sembolik kullanarak sıralaması istenmiştir. Öğrencilerin verdiği cevaplar verilmiş. Doğru sıralamayı yapan öğrenciyi soruyor. Evet, buradaki sıralamaya bakalım. Buradaki benim en büyük sayım hangisidir? 3450'dir arkadaşlar. 3450 sayısı büyüktür. 2740. O da büyüktür. 2600. O da büyüktür. 1416. En büyük 3450. En küçük 1416. Elif'e bakalım. Elif'in sıralaması doğru. Okan'ınkine bakalım. Evet, burada bir yanlışlık var. Kerem'e bakalım. Büyüktür, büyüktür. Evet, Kerem'inki de doğru. Sude'ninki yanlış. Azra'ninki yanlış. Doğrusu olan Kerem ve Elif. 24. soru. Aşağıda bir banka kartının 6 basamaklı doğal sayıdan oluşan şifresi verilmiştir. Buna göre şifrenin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Evet, bunu okuyoruz arkadaşlar. Üçerli gruplandırıyorum. 570.049. Hemen bakalım. 570.049. Cevabımız B seçeneği. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Takipte kalın.